Merhaba arkadaşlar. Nur Gül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Eğer zil butonu aktif olduğu halde bildirim gelmiyorsa arkadaşlar Direkt YouTube'un arama kısmına Nurgülün tığ ve iniyoları yazarsanız bu şekilde de e, kanalıma girerek videolarımı görmüş olursunuz. Evet, şöyle siyah tek renk bir yemeli var. Şöyle tığımın numarasını göstererek başlayayım. 21 numara. Yine çok güzel bir model hazırladım sizler için ve şu şekilde modelim arkadaşlar. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar ara suyu olarak bu şekilde çit hazırladım. İğne oyasında olan bu örümcek oyası diye YouTube'un arama kısmına yazarsanız bu şekilde ara suyundayım. Bu çiti bulursunuz şöyle. Bakın boy sırasına göre çoğalıp ve azalan bir ara suyu. Bunu hani yaptığımız bu kayalar var ya dağlar onların yerine de geçebilir arkadaşlar. Bu şekilde dağ olarak da kullanabiliriz böyle çit olarak ismi örümcek modelinin ara suyu olarak geçiyor yine aslında ben şöyle küçük bir pipirikli böyle çiçek yaparak değerlendirmek istedim şöyle ağır bir model yerine minik çiçeklerden oluşan ara suyuyla değerlendirmek istedim şimdi bir tanesini hazırladım benimkisi biliyorsunuz model amaçlı bir tane de sizlerle ilk başlar gibi başlayarak yapacağız Evet bugünkü anlatımını yapacağımız bu şekilde yine iğneden tığa sayılır arkadaşlar. Şöyle örümcek modelinin çift olan arasuyu ve minik bu şekilde pipirikli çiçeğimizle devam edecek modelimiz. Evet anlatım kısmına geçelim şimdi. Evet şöyle ikişer zincir çekerek tığ battıranımızı hazırlıyoruz. 696 nolu videomda tüm tığ battının püf noktalarını izleyebilirsiniz. Youtube'un arama kısmına 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yağları yazdığınızda hemen tığlama işlemi, kenar kıvırma işlemi çıkacaktır arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi arka tarafı demin gösterdiğim yeri unutalım. Hiç yokmuş gibi ilk başlar gibi başlarım. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz ve 5 tane zincir çekiyorum bu şekilde 5 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Bir tane tığ battı bırakıyorum. İkinci tığ battımın içine şöyle bakın. İkisini bir alarak başlıyoruz. İkisi tığımda. Yine bir defa tığımı doluyorum. Aynı tığ battığının içine şöyle bakın. İki tane alarak tığımda üç tane var ve üçünü birden buraya kapatıyorum. Bakın bu şekilde bir trabzan yaptım ve buraya 5 tane zincir çekiyorum yapmış olduğumuz bu minik trabzanın şöyle ikisini birden arasından girerek 5 zincirimi buraya kirpik olarak kapattım Evet ilk çitimizi yaptık ara mesafesi olarak şöyle iki tane zincir çekiyorum tığımın başına bir defa dolayıp sıradaki tığ battı ya bakın hiç tığ battı atlamadan şöyle bir şöyle iki iki tanesi tığımda Yine bir defa tığımı dolayıp aynı tığ battığının içine giriyorum. Şöyle bir ve iki. Üç tane ilmek tığımda üçünü birden kapattım. Ve buraya beş tane zincir çekiyorum. Şöyle yine ikisini birden alarak buraya tomurcuğumu kapattım. Şöyle bakın. Hepsinden yavaş yavaş boyunu uzatarak Çitimizi devam ediyoruz. Arası yol olarak iki zincir. Hepsi aynı. iki zincir hiç değişmiyor ara mesafesindeki. Şimdi iki defa tığımı doluyorum. Hemen yandaki tığ battı ya. Şöyle bakın iki ve iki. Yine iki defa doluyorum. Aynı tığ battının içine şöyle ikişer tane trabzan yapıyorum. iki ve iki. Şimdi. En son ilmekleri tığımda bıraktığım için üçünü birden kapattım. 5 zincir 4 ve 5. Hemen ara kısımdan girip 5 zincir buraya kapatıyorum. Şöyle iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını yine iki defa doluyorum arkadaşlar ve yandaki tığ battıya geçiş yapıyorum. Bu sefer tek alıyorum. Bir tek bir ikili alarak şöyle çitimizi yapacağız. 3 sefer oldu. Yine iki defa doladım. Aynı tığ battığının içine şöyle bir, şöyle 2 ve 2. Şimdi yine üç tane bıraktım en son. 3'ünü birden kapattım. 5 zincir. Her yuvaya ikişer tane trabzan yaparak böyle uzatıyoruz. Arasına iki tane zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar. 4 tane oldu bu şekilde şimdi 5. trabzan için tığımın başını 3 defa doladım ara mesafesi olarak yine 2 zincirimi çektim sıradaki boş tığ battıya giriyorum bakın 2 şöyle 2 ve 2 alarak sonuncu ilmekleri tığımda yine 3 defa doladım şöyle aynı tığ battıya 2 2 ve 2 alarak 3 seferde yine 3 tane ilmek kaldı üçünü birden kapattım sonuncu hep 3 ilmek kalıyor tüm sıralarda da bakın, bu 5. tomurcuğumuz olacak burada bir de tam ortası arkadaşlar tığımızın başını 3 defa doladıysak tam ortasına gelmişiz 5. bakın 1 2 3 4 5. 5. tomurcuğumuz tam ortası şimdi 4 tane de bu tarafına sol tarafına yaparak aşağı ineceğiz Bakın iki defa iki zincirimizi çekelim bir iki defa tığımı doladım şimdi aynı sistemi tersten uygulayacağız şöyle tığ battının içine giriyorum bir en son bu şekilde yapmıştık ve iki üç seferde tığımda iki tane ilmeğim var yine tığımın başını iki defa doladım her tu battı ikişer tane yapacağımız için bir tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 ve 2. Yine bakın 3 tane ilmek kaldı. 3'ünü birden kapatıyorum. 5 zincir. Yavaş yavaş göstermeye çalışıyorum. Yine 2 zincirimi çektim. Yine iki defa tığımı doladım. Şöyle hiç tığ battı atlamıyoruz. Şöyle bakın bu sefer 2 alacağım. 2 ve 2 yavaş yavaş trabzan boyutunu kısaltıyoruz orada büyütüyorduk bu tarafta da kısaltıyoruz şöyle aynı tığ 2 ve 2 alarak şimdi üçünü birden kapatalım 5 zincir 5 zincirimi kapattım yine tomurcuktan sonra 2 zincir çekiyorum şimdi bir defa doluyorum şöyle 1 ve 2 yine bir defa doladım aynı tığ battı ya ikinci trabzan için 1 ve 2 son 3 kalan ilmeğin üçünü de kapatıp 5 zincirle tomurcuğunu yapacağız Bakın, ikisini birden trabzanın bu aradan giriyorum ve kapattım arasına 2 zincir bir defa tığımı doladım şimdi sonuncu trabzanımızı yapıyoruz tığ ya 2 bir defa doladım şöyle aynı tığ battıya 2 yere gayet de yakın oldu bu şekilde 5 zincir 5 zincirimi yine ikisini birden alarak trabzanımın kapatmış oldum 5 tane zincir çekiyorum ilk başladığım gibi 5 zincirimi bir tane Arada tığ battı bırakıp şöyle ikinci tığ battıya kapattım. Sadece bu kısımda bir tığ battı atlıyorum. Şimdi 6 tane buraya tığ battı yapıp bu şekilde buraya çiçek yapacağız. 1-2-3 zincir şöyle kapattım. 1-2-3 zincir şimdi bakın Burası minik çiçeklerimiz için yuva olacak. 4 1 2 Şurada düğüm var arkadaşlar. 3 Hemen sıradaki tığ battı ya. Kapattım. 1 2 3 4 5 Evet 6 tane. Şimdi 6 tane oldu. 6 tane olunca yine buraya çit yapacağız. Çit için 5 zincir. Şöyle bir defa tığımı doladım, bir tane bırakıyorum. İlk başlarda bir, sonraki yerde atlamak yok. Bakın bir defa tığımı doladım, aynı tığ vattıya girip şöyle iki tığımda üç tane ilmek, üçünü birden buraya kapattım. Beş tane zincir çekiyorum. Bakın i̇kisinin arasından girip şöyle devam edecek. Evet arkadaşlar altı taneden sonra bu ilk başta gösterdiğim. Bakın kalıp gibi oldu sıkı sıkı da yapınca çitimizi yapacağız. Sonra altı tane tığ battı yapıp çiçeğimiz için yuva hazırlayacağız. Bu şekilde devam edecek. Şimdi biz çiçeğimizin yapılışına geçelim. Umarım anlaşıldı arkadaşlar. Evet, şöyle mesafesi olarak bıraktığımız altı tığ battıyı tersini çevirdik. 3. tığ battıya bakın. 1 2 3 üçüncü tığ battımın içine sarı renkli ipimi sık iğne ile sabitledim 3 tane zincir çekiyorum minik olduğu için zincirimizde şöyle minik bir yuva hazırlıyoruz bir zinciri çekip hemen ters tarafına döndüm şey düz tarafına döndüm tersinden ve yuvanın içine sık iğne ile sabitledim 7 zincir çekiyorum 5 6 ve 7 7 zinciri yuvanın içine kapattım bu bir yine 7 zincir çekiyorum bu 3 zincir aynı yuvaya kapatıyorum 1 2 3 4 6 ve 7 şöyle kalıp gibi dursun diye ipi esnetip zincirleri de gayet sıkı çekiyorum Bakın bu şekilde orta kısma 3 tane 7 zincirden oluşan kirpik yaptım. 20 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Şöyle ters tarafına çeviriyorum. Bu zincirli yuvanın bakın bu sık iğnenin üzerine kapatıp şöyle sık iğne ile buraya sabitliyorum ve şu şekilde bol bir duruşunu sağlıyorum şöyle dönmeden önce de bir sık iğne yapıyorum ki kirpikler güzel duruyor arkadaşlar bakın bunu unutmayın bu 20 zinciri kapattıktan sonra yanına bir tane daha sık iğne yapalım şöyle iki zincirle düz tarafına döndüm bu 20 zincirin içine giriyorum şöyle sahte sık iğne dediğimiz sık iğne ile kapatıyorum Bakın iki zincir şöyle zincirin arasından girip bir ilmek alıp sonra tığımdaki ilmekten geçirip oturması için üzerine bir zincir çekiyorum. Bir zincir daha iki zincir oluyor. Bu şekilde arkadaşlar hepsini şöyle şuradan başlayarak böyle minik minik kirpiklerle dolduruyorum. İki zincir şöyle kaç tane alıyormuş sayalım arkadaşlar beraber şöyle 5 oldu 2 zincir 6 7 Alması için şöyle elinizle sıktırarak yapın arkadaşlar kaydırarak. Şu 8 2 zincir 9 2 zincir 10 Şöyle 11 11 12 13 Zincirleri sıkı sıkı çekiyorum ki kirpiklerim kalıp gibi dursun diye bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 14 2 zincir Şöyle 15 16 Şöyle şu ipi 16 17 18 zorlayarak 18 tane aldırdım arkadaşlar şu ipi şimdi göstermemek için bakın buradaki yeşil yuvaya sık iğne ile girdiğimiz yeşil yuvaya normal sık iğne ile giriyorum şöyle göstereyim bakın ip arkada kaldı güzel bir görüntü oldu. Hemen bir zinciri de çektik. İpimizi koparalım. Çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Şöyle sıkı sıkı zincirleri çekip de sık iğne ile yaptığımız için. Hemen şunları ben yakıp temizleyip geleyim. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın fazladan. Şuraya daha yaptım. Ee, şöyle tek kalsın istemedim. Böyle çiçekler dağların arasında bitirmek istedim. Güzel bir görüntü için. Şöyle Bakın iğne yasında da bu daha fazla tercih edilmez ama e, ara ara hani tercih edilir. Diğer dağlar daha çok sıklıkla sinek kanadı dağları falan tercih edilir. Şöyle bakın böyle minik de çiçeklerle buraya siz istediğiniz çiçeği yapabilirsiniz. Ben yani şöyle çıta pıta olsun diye dağımıza uygun bu şekilde iğne yasında olan bir minik çiçeğimizi arkadaşlar bu şekilde değerlendirdim. Şöyle yakıp tutayım dağımızın arasına şöyle fazla ağırlaştırmadan kolay bir model yapmak istedim. Bir de şöyle e, ters sallantılı haline bakıtayım. Arkadaşlar biraz gece çekim olduğu için inşallah güzel işinize yarayan verimli bir çekim olmuştur modelimiz. Şöyle göstereyim bakın. Yakından da daha net bakabilirsiniz. Şöyle çıtı pıtı daha ile ara suyuyla. Bir de bu ütülü değil arkadaşlar. Ütülendiği zaman tabi bu e, çitleri daha e, yapışacak. Daha incecik tiril tiril duracak. Şöyle çok güzel bir model hazırladım. Sizler de emekler için videoların devamı için beğeni ve yorumlarınızla önermelerde öne çıkarırsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. hoşça kalın arkadaşlar.